Merhaba arkadaşlar, Tarihte Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yay dalgası konusunu işleyeceğiz. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Yay dalgası. Esnek ortamda oluşturulan sarsıntıya biz ne diyorduk? Dalga ve ilerlemesine de arkadaşlar dalga hareketi diyoruz. Yay dalgası hem enine hem de boyuna dalga olabilir. Şimdi enine dalga nedir? Bir hatırlatalım tekrar. Tabii ki arkadaşlar bir tane yay düşünün. Yayda dalga olması için belirli bir gerginlikte olması lazım. F kuvveti uygulamış. Peki bizim titreşimimiz yukarı doğru. Yani yukarı doğru çektim, aşağı doğru indirdim. Yukarı çektim, aşağı indirdim. Peki titreşimiyle ilerlemesi, yayılması, birbirine dik olan dalgalara biz ne diyoruz? Enine dalgalar. Titreşimiyle yayılması birbirine dikse biz buna enine dalgalar. O zaman yay dalgası hem enine olabilir, hem de boyun olabilir. Peki boyunu nasıldır? Bir yay dalgası düşünün, F kuvvetiyle girilmiş. Bunu çeksek, bıraksak o zaman yayılma yönü bu tarafa doğru. Titreşimi ile yayılma yönü birbirine paralel olan dalgaları biz boyuna dalga diyoruz. Şeklimiz aklımıza kalsın. Bu tarafa doğru örnek benim titreştim. Bu tarafa doğru gitti. Titreşim ile yayılması birbirine paralelse bu tür dalgalara boyuna dalgalar diyoruz. Yay dalgaları hem enine hem de boyuna dalgadır. Peki atma nedir? Arkadaşlar yarım dalgayı atma denir. Örnek vereyim. Bir tane yay. Tabii ki atma dalga olması için belirli bir gerginlikte olmalı F kuvvetiyle. Denge konumu bu çizgiye diyoruz. Denge konumundan birazcık yukarı doğru çektim. Sonra dengeye kadar indiriyoruz. Oluşan atma yukarı doğru olduğu için buna biz baş yukarı atma diyoruz. Peki yine aynı F kuvvetiyle girilmiş. Ben bunu aşağı doğru çektim. Birazcık denge haline getirince kadar bırakıyorum. O zaman oluşan atmada biz baş yukarı atma. Yani atmalar baş yukarı ve baş aşağı atma diye ikiye ayrılıyor. Peki atmanın özellikleri şu X ne, şu Y ne? Arkadaşlar X ise biz dalganın veya atmanın genişliği diyoruz. Yarım dalganın uzunluğuna bu X. Peki bu X neye bağlıdır? Hem kayna hem de arkadaşlar ortama bağlıdır. En önemli kavramlardan bir tanesi Y dediğimiz. Dalganın Y dalganın genliğini gösterir. Dalganın denge konumundan çekilme miktarına genlik. Mesela örnek vereyim, birazcık yukarı doğru çektim. O zaman az iş yaptığınca az bir enerji kazanır. Aslında yegeni yapılan işi veya dalganın enerjisini gösterir. O zaman ne kadar yukarı doğru çekersem daha çok iş yaparım. Dalga daha çok enerji kazanır. Aklımıza kalsın, bir dalganın enerjisi neyini gösterir? Genliğini veya y diyelim. Devam edelim. Peki atmanın yönü. Arkadaşlar atmalar üzerindeki noktalar aşağı yukarı doğru titreşir. Şu atmayı düşünün. Bu tarafa doğru ilerlerken K, A, L. Birisi yukarı doğru, birisi aşağı doğru titreşir. Baş aşağı atmada bu tarafa doğru ilerlerken M, B, N noktaları da biri aşağı, biri yukarı doğru titreşir. İlk önce şu atmadan başlayalım. Arkadaşlar burada farklı yöntemler var. Yani birazcık kaydırarak bulma işlemi var. Biz öyle değil de oklar gibi yapacağız. Şöyle, hız vektörü böyle ya, L'nin de hız vektörü veya titreşimi aynı oklar birleşecek gibi. L noktası, şurası ok, o zaman şurası da ok, ikisi de karşılaşmış oldu. Şu dalga veya vektörün arka kısmı, şurası arka kısmı olur. O zaman K noktasının titreşimi aşağı doğru, peki L noktasının titreşimi nereye doğru? Yukarı doğru olur. Peki K ile L'yi anladık da tam tepe noktası A noktasının titreşimi ne tarafa doğrudur? En üst tepe noktası zaten çıkabileceği yere çıkmış. Artık denge haline gelmek ister. O zaman L A noktasının titreşimi direkt aşağı doğrudur. Peki M ve N noktaların titreşimi ne tarafa doğrudur? Yine aynı oklar birbirini görecek. Peki şurası sivri ya da ok uçlu olduğu için N noktası ona doğru bakıyor. Şurası arka kısmı, şurası da arka, bu tarafa doğru bakıyor. Yani o zaman M'nin titreşimi yukarı doğru, N'nin titreşimi
aşağı doğru. Peki B noktası çukur noktasının titreşimi ne tarafa doğrudur? Zaten inebileceği yere kadar inmiş, artık denge haline girmek ister. Denge hali yukarı doğru, o zaman B noktasının titreşimi direkt yukarı doğrudur. Evet, atmanın yönünü bu şekilde buluyoruz. Şimdi örneklerimiz var. Noktaların titreşim yönünü bulun. Arkadaşlar, noktaların titreşim yönünde ilk önce kimden başlayayım? K noktasından başlayayım. K noktası veya bu yarım dalga veya atmayı düşünsek aynı uçlar birbirini görecek şekilde durur. Yani K noktası o zaman nereye doğru? Direkt yukarı doğru. Peki L noktası arka kısmı L noktası bu tarafa doğru. Peki bu atmayı düşünsem L noktası da aşağı doğru. M noktası da arkadaşlar yukarı doğru titreşir. Peki A ve B noktaları. Biri tepe, biri çukur noktası. Her zaman tepe aşağı doğru titreşirken çukur noktası da yukarı doğru titreşmiş olur. Denge haline gelmek ister. O zaman K yukarı, bu nokta L aşağı, M yukarı doğru titreşir. Hatta bunu buradan yazsak K, L, M yazsak. Arkadaşlar K noktası yukarı doğru, L noktası aşağı doğru, M noktası da direkt yukarı doğru titreşir. A aşağı doğru, B noktası da yukarı doğru titreşmiştir. Evet, devam edelim. Örnek 2. Hangi atmalar sağa doğru hareketlidir? Sağ tarafa doğru hareket eder, onu bulurken söyle. Burası yukarı doğruysa arkadaşlar atma da bu tarafa doğru hareket eder. Hızı bu. Çünkü aynı oklar birbirini görecek. Geri kalan diğer tarafını yapar. Burası yukarı doğruysa diğer taraf aşağı doğru titreşir. O zaman X atması ne tarafa doğru ilerler? Sağ tarafa doğru, birincisi doğru. Peki Y atması bir taraf aşağı doğruysa diğer taraf nereye doğru? Yukarı doğru titreşir. Ve atma da aynı onun gibi bu tarafa doğru aynı uçlar birbirine bakacak. Y de sağ tarafa doğru gider. Bu da doğru. Peki Z. Baş aşağı atma. Biri yukarı doğruysa biri aşağı doğru. Ve aynı uçlar birbirini görecek. Şu şekilde çizilir. Z atması hangi tarafa doğru? Sola doğru. Hangi atmaları sağa doğru gider dedik. X ile kimdir? Evet. Evet. Güzel bir örnek oldu. Devam edelim. Peki kavramları anlatmaya devam. Arkadaşlar periyot, frekans, onlar nedir, nasıl bulunur? Periyot arkadaşlar, bir tam dalga oluşması için geçen süreyi biz ne diyoruz? Periyot. Mesela şuradan şuraya gidince arkadaşlar bizim atma ya da yarım bir dalga oldu. Bir de buradan buraya gidince tam bir dalga oldu. Yani biz buna bir tam dalga diyoruz. Şimdi periyodun o zaman tanımına gidelim. Bir tam dalga oluşması için geçen süreyi biz ne diyoruz? Periyot. Periyodu hangi harfle gösterir? T. Periyodun da birimi nedir? Zaman birimi olan saniyedir. Tamam, periyodu anladık. Frekans en çok da hata yapılan yer. Frekans bir saniyedeki tam dalga sayısıdır. Şimdi frekansı 1 deyince saniyede 1 tam dalga olur. Frekansı 2 deyince saniyede 2 tam dalga olur. Frekansı 1 bölü 2 deyince saniyede yarım dalga olur. Frekans aslında birim zamanda ya da 1 saniyede ne kadar dalga oluşunu gösterir. Frekans 1 saniyedeki tam dalga sayısıdır. Frekansın birimi periyodun tam tersidir. 1 bölü saniye ya da saniye üzeri. -1'dir. Frekansla dalga sayısı nasıl orantılıdır? Doğru orantılı. Şimdi arkadaşlar çember hareketi zaten gördük. Periyotla frekansın çarpımı neydi? 1. Yani birbirinin tam tersiydi. Ve bu önemli. Periyot ve frekans neye bağlıdır? Kaynağa bağlıdır. Ortam bunları etkilemez. Peki periyot, frekans bu. Devam edelim. Atmanın hızı veya dalganın hızı neye bağlıdır? Arkadaşlar hareket konusunda hızın tanımı neydi? Dalganın birim zamanı alınan yol. Burada da dalga olduğu için dalganın birim zamanda aldığı yola biz hız diyoruz. Dalganın birim zamanda aldığı yoldur hız. Ve hızın birimi nedir? Metre bölü saniye veya
burada arkadaşlar bazen santimetre bölü saniye alır. Peki bir dalganın veya bir atmanın hızı neye bağlıdır? İki şeye bağlıdır. Bir gelen kuvvete, bir de arkadaşlar ortama bağlıdır. Şimdi arkadaşlar artık formülde işlemler çıkmış ama matematik işlemler gitmiş ama biz yine yazmak istiyoruz. Peki atma bu tarafıdır F kuvvetiyle girmiş. Dediğimiz gibi kuvvet olması lazım ki bir dalga hareketi olsun. Bu tarafa doğru V hızıyla gitse bu atmanın veya dalganın hızı V eşittir. Neye bağlı? F bölü gelen kuvvet bölü mü denilen bu dalganın inceliğini, kalınlığını gösteren bir kavram. O zaman buradan yorum yapalım. Arkadaşlar hız neye bağlıdır? Hız kuvveti bağlıdır. Arkadaşlar kuvvetle nasıl orantılı? F dediğimiz teli giren kuvvet. Kuvvet bu. Şimdi arkadaşlar kuvvet artarsa hız değeri artıyor. Yalnız 1 F'ken 1 V'si, 2 F'ken kök 2 V, 3 F'ken kök 3 V, 4 F olduğu anda 2 V kadar değeri. Yani kuvvetle hız nasıl orantılı? Doğru. Peki mü nasıl bulunur? Arkadaşlar mü telin kalınlığını, inceliğini gösteren birim uzunluğa düşen kütle. Mü'yü şöyle buluyoruz. Telin kütlesini telin boyuna oranlıyoruz. Mü aslında boyca yoğunluk veyahut da kütle olarak da kalınlık olarak da dikkate alabiliriz. Kalınlık olarak. Peki o zaman kalınlık azalırsa, tel incelirse atmanızı ne yapıyor? Artır. O zaman ince yayda dalganızı daha ne oluyor? Büyük. Bunlara matematiksel değil de daha çok yorum olarak bakacağız. Tel ne kadar inceyse o kadar hızlı kuvvet artarsa hız yerimizde ne yapıyor? Artır. Şimdi bununla ilgili örneğimiz. Aynı yayda şekildeki atmaların hızları V1 bölü V2 oranı kadar. X ile iki tane atma var. Biri arkadaşlar genişliği X, öbürü 2'ye 2X. Birinin genliği Y, öbürü 2'ye hızlar oranı. Şimdi az önce kullandık. Hızın formülü neydi? Her zaman yay dalgasında bunu yazın. Hız eşittir. F bölü nedir? Mü ve bu arkadaşlar ne için de kök için. Arkadaşlar aynı yay olduğu için zaten bunların kalınlıkları, mü'leri birbirine eşittir. Kalınlık dediğim mü'leri birbirine aynı. Peki aynı tel olduğu için bunları giren kuvvetler de aynı. O zaman arkadaşlar kalınlığı aynı, kuvvetler aynıysa genişliği ve genliği ne olursa olsun hızları birbirine eşit, oranları kaç oluyor arkadaşlar? Bir, unutmayın aynı yayda, aynı ortamda hızlar birbirine nedir? Eşit. Evet, örnek 3 bu. Örnek 4. Arkadaşlar yayılma hızı var, bir de eski müfredatlarda sorulan, bazen de karşımıza testlerde gelen titreşim hızı. Arkadaşlar bir atma bu tarafa doğru ilerlerken her noktanın yayılma hızı aynıdır. O zaman şöyle diyelim, her noktanın yayılma hızı aynıdır ama titreşim hızı aynı olmayabilir. Yayılma hızı aynıdır. Peki titreşim hızı nasıldır? Arkadaşlar titreşim hızı en üst noktasına böyle bir çizgi çizsin. Örnek verin. A noktası şöyle, C noktası nereye doğru titreşir? Yukarı doğru böyle titreşir. Arkadaşlar bu noktada buraya doğru titreşir. Bu noktada buraya doğru titreşir. Hızın genel formülü şuydu. Hız eşittir. Birim zamanda yer değiştirme miktarıdır. Arkadaşlar A, B, C noktaların zaten geçen süreler delta t'ler aynı. Peki hız vektörü ne kadar yer değiştirdi? C bu kadar yer değiştirdi, B bu kadar yer değiştirdi, A bu kadar yer değiştirdi. O zaman yer değiştirme ile hız aynıdır. Bu arkadaşlar bizim titreşim hızıdır. O zaman C noktasının titreşim hızı büyüktür. B noktasının titreşim hızından, A noktasının titreşim hızından. Burası önemli. Aklımıza buradan kalabilir. Denge çizgisi, arkadaşlar bu çizgiye biz denge çizgisi diyoruz. Denge çizgisine yakın olanın titreşim hızı daha ne oluyor? Büyük. En çok titreşen C, daha sonra B, daha sonra A olur. Ama yayma hızları nedir? Aynıdır. Peki devam edelim. Dalga boyu. Arkadaşlar şurada bir dalga buradan bu tarafa oluşuyor. Bir tam dalga bu.
Daha sonra bir dalga daha, bir tam dalga bu. Daha sonra da böyle devam etsin. Bir tam dalga boyunun uzunluğuna biz ne diyoruz? Dalga boyu. Dalga boyu hangi harfle gösterilir? Lambda kadar. Yani ta buradan başladığı bir tam dalga burada oluşun. Şu uzunluğa biz arkadaşlar dalga boyu diyoruz. Burası da lambda kadar. Ta şuradan şurası da lambda kadar, dalga boyu kadar. Peki dalga boyu uzunluk ya, uzunluğun birimi ya da dalga boyunun birimi nedir? Metredir. Arkadaşlar bu konuda formülümüz x eşittir v çarpı t'dir. Yalnız x derken dalganın boyu, dalga boyu lambda, hız zaten yayılma hızı, t'di neydi? Periyot. Onları tekrar yazayım. Lambda dediğim dalga boyu. Dalga boyu. V dediğim yayılma hızı. Arkadaşlar bir de t dediğimiz neydi? Periyodumuz. Ve arkadaşlar burada ilk defa gelmişken şöyle anlatalım. Dalgaların yüksek kısımlarına biz ne diyorduk? Tepe. Burası tepe. Burası yüksek kısım tepe. Burada da bir tepe daha var. Dalgaların alçak kısmı neydi? Çukur. Burası da çukur. Burası da çukur. Dalga boyunu bulmanın farklı yöntemleri var. Bir tam dalganın uzunluğuna biz ne diyorduk? Dalga boyu. Peki 3 tane daha farklı yöntem şöyle. İki tane tepe, iki tepe arası uzunluk, iki çukur arası uzunluk dalga boyunun ne kadarına eşit? Arkadaşlar iki tepe arasındaki mesafe bir dalga boyu kadardır. Niye? Arkadaşlar alt tarafta baş aşağı atma var, yarım dalga. Yukarıda da bir tam dalga oluyor. O zaman iki tepe arası veya iki tane çukur arasındaki mesafe arkadaşlar bir dalga boyu kadardır. Lambda'yı böyle yapıştırdık. Peki bir tepe ile bir çukur arasındaki mesafe ne kadar? Arkadaşlar bir tepe burası, bir çukur da burası. Bunlar arasındaki mesafe iki tepe bir lambda kadar ya. Bir tepe ile bir çukur arası mesafe lambda bölü 2 kadar. Şurası lambda bölü 2 kadardır. Peki en tane dalga tepesi sorularda bu karşımıza geliyor. Veya çukur arası uzaklık niye eşittir? Arkadaşlar bir bakın şöyle. Bir tepe daha var. İki tepe arasındaki mesafeyi biz ne diyorduk? Bir lambda kadar. Peki üç tepe arasında ne kadar dalga boyluk mesafe var? Bir eksi iki lambda kadar. O zaman en tane tepe veya çukur arası mesafe en eksi bir. Bir eksiği kadar dalga boyluk mesafe var desek akıllı olur. Peki şimdi örneklerimize geçelim. Pekiştirelim bu konuyu. Dalganın hızı, arkada periyodik dalga oluşmuş ve şunlar arasındaki mesafe 12. Dalganın hızı 16 cm bölü saniye ise frekansı nedir? Hemen bu konuda tek bir formül var. Onu yapıştırın. X eşittir V çarpı T'dir. Ama X yerine artık dalga boyu lambda hızı v kadar çarpı t kadar. Şimdi buradan amacımız frekansı bulmak. Arkadaşlar 12 santim ise 1, 2, 3. 3'e bölünür. 12, 3'e bölsem burası 4 santim. Burası da 4 santim. Arkadaşlar burası da 4 santim kadar olur. Peki dalga boyu neye eşit? Dalga boyunu şöyle bulacağız. Bir tam dalganın uzunluğuna buradan buraya bir dalga boyu diyoruz. O zaman bir tam dalganın uzunluğu dalga boyuysa dalga boyu ne kadar? Burası 4, burası 4, 8 santim kadar. Peki dalganın hızını verdi zaten 16 buradan. Peki geçen süre ya da periyodumuz bu. Periyodumuz buradan kaç oluyor? 8 bölü 16'dan 1 bölü kaçtır? 2. Periyodumuz 1 bölü 2 ise frekans bunun tam tersi. Frekansımız nedir? 2. Frekansına birimi saniye üzeri eksi 1'dir. Evet. Devam edelim. Örnek 5. Dalga kaynağı 3 saniyede 24 dalga üretiyor. Tabi olursa tam bir dalga. Dalga boyu 4 santim ise dalganın hızı kaç santimetre bölü saniyedir? Yine formül x eşittir v çarpı t'yi kullansak. Arkadaşlar x dediğim gibi dalga boyu, hız bu. Geçen süre aynı zamanda periyot olacak. Peki 3 saniyede 24 dalga oluşuyorsa biz buradan dalga sayısı deyince frekans şöyle düşünün. 3 saniyede
24 tane dalga oluşuyorsa, peki bir saniyede bilim zamanda kaç tane dalga oluşur? Bulacağımız diğer ne olacak? Frekans. Frekansın tanımı şuydu. Bilim zamanda oluşan dalga sayısıdır. Ya da bir saniyede ne kadar? 3 saniyede 24 ise bir saniyede kaç oluyor? 3'e böl. O da 8 tane. Frekansı 8 saniye üzeri eksi 1'dir. Saniyede 8 tane tam dalga oluşuyor. Peki dalga boyu 4 saniye. Dalga boyu yerine 4'ü yapıştır. Amacımız dalganın hızını bulmak. Hız bu. Peki frekansı 8 ise periyodu kaçtır? 1 bölü 8. Bunun tam tersi içler dışlardan dalganın hızı 4 çarpı 8'den 32 santimetre bölü saniye olur. Evet, devam edelim. Örnek 5 bu. Örnek 6. Arkadaşlar soru çok güzel, aman dikkat edin. Özdeş yaylar için 1, 2, 3 yargılarının hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar ilk önce hızlarını bulsak. Hızın veya yayma hızının formülü neydi? F bölü neydi? Mü. Ama ne içinde? Kök içinde. Dediğimiz gibi matematiksel işlemi yok ama şey var, yorum olarak var. Özdeş yaylar dediği için yayların kalınlığı, inceliği aynı. Yani mühleri aynı. Yalnız X atması, Y atmasına bakan birine giren kuvvet F, öbürüne giren kuvvet 2F kadar. Peki kuvvet artarsa dalganın hızı ne yapıyor? Bunlar atma deniyordu. Atmanın hızı ne yapıyor? Artıyor. Hatta 1F iken 1V ise 2F iken kök 2V kadardır. Yani Y'nin hızı arkadaşlar X'in hızından büyük olur. Peki o zaman birincisini okuyalım. X atmasının hızı Y atmasının hızından büyüktür. X atmasının kuvvet daha küçük olduğu için hız daha küçüktür. Birincisi yanlış. X atmasının hızı Y atmasının hızından küçüktür. Aradığım diğer bu. İkincisi doğru. Atmaların enerjileri eşittir. Enerji yapılan iş miktarıydı. Dalganın denge konumundan çekilme miktarı. Şu atmayı düşünün. Birazcık R kadar çektim, bu kadar bir iş yaptım. Bunu daha çok çekin. Daha çok çekince daha çok iş yaparım, daha çok enerji kazanır. Kimin genliği daha büyükse onun enerjisi daha büyüktür. Atmaların enerjileri eşit mi? Değil. Y atmasının enerjisi X atmasının enerjisinden daha büyük olur. Bu üçüncü ifade yanlış. Hangileri doğru? Yalnız iki doğrudur. Peki devam edelim. Örnek 7. Arkadaşlar sürekli gelen soru tarzından bir tanesi karşımıza. Herkese neredeyse var. Türdeş yayların frekansları Px bölü Py oranı kaç? Yine formülümüzü yazalım. X eşittir V çarpı nedir? T. Tek bir formül. X yerine dediğimiz gibi dalga boyu. Dalganın hızı çarpı T'dir. Türdeş yaylar. Arkadaşlar yayla türdeşe hızlar birbirine eşit. Şimdi burasını yazalım. O zaman türdeş yaylarda ortamlar aynı ve gelen kuvvetler de aynı olduğu için hızlar birbirine eşittir. Türdeşe hızlar aynı, V'leri aynıdır. O zaman peki birinci dalganın dalga boyu ne kadardır ona baksın. Arkadaşlar buradan başladı. Tabii aralıklar birbirine eşit. Buradan başladı, tam buraya geldiği anda bir tam dalga oldu. O zaman X'in dalga boyu ne kadar, dalga yolu ne kadar? Bir toplam 2 birim kadardır. Lambda X'i buldum burada. Peki lambda Y'yi bulsam buradan. Arkadaşlar buradan başladı, buraya kadar geldi. Gerisini çizmedim, sadece bu kadar kısım. O zaman şurası 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar burası 4. Bu böyle devam etse, burası da 4 ise bir tam dalganın uzunluğu kaç santim oldu? 8 santim ya da 8 birimlik kadar bir değer. Şimdi arkadaşlar bunların nesi aynı? Türdeş yaylar olduğu için zaten hızları aynı. Dalga boyuyla periyot doğru orantılı. Bunların dalga boyları oranı 2 bölü kaçtır? 8. Ya da dalga boyları oranı lambda x bölü lambda y oranı 2 bölü 8'den 1 bölü 4. Dalga boylu oranı 1 bölü 4. Periyotları oranı Tx bölü Ty oranı. O da arkadaşlar 1 bölü 4'tür. Ama frekanslar oranı sordum. Frekans periyodun tam tersidir. Frekans X bölü frekans Y oranı kaç oluyor? Bunun tam tersi 4 olur.
Evet, örnek 7'miz bu. Ve örnek 8, son bir soru. Çok da güzel bir soru, aman dikkat. Arkadaşlar bir atma bu tarafa doğru ilerlerken sorumuz ne? Atmanın ilerleme hızı zamanla arttığına göre 1, 2, 3 yargıların hangileri doğrudur? Ve burada kuvvetimiz sabit. Hız derken yine formülü yasak. Hızın formülü neydi? F bölü müydü ama kök içindeki bir değer. Peki arkadaşlar şurada F kuvveti sabit dedi. Kuvvet değişme, kuvvet sabit. Peki ilerleme hızı zamanla ne yapmış artmış? Hız artmışsa mü değeri telin kalınlığı ne yapıyor? Azalması lazım. O zaman yay dalgasında ince bir yayda ilerleme hızı daha büyüktür. Peki yargılanan hangileri doğru? Bir, tel gittikçe incelmektedir. İnceldiği için mü değeri azalmış, hız değeri artmış. O zaman birinci ifade doğrudur. Peki atmanın genişlik arkası neydi? X. Yarım dalganın uzunluğuydu. Bir formülü yazan X eşittir V çarpı T'dir. Peki buradan üçüncü ifadeyi ilk önce yapalım. Atmanın frekansı gittikçe azalmaktadır. Frekansı neye bağlıydı? Kaynağa bağlıydı. İnce yayılmış, kalın yayılmış frekans değişmez. Üçüncü ifade yanlış. O zaman ikinci ifadeyi şimdi çözebiliriz. Atmanın frekansı gittikçe azalmaktadır. Zaten frekans, periyot kaynağa bağlıydı, o değişmiyordu. Peki dalganın hızı ne yaptı? Artıyor. Dalganın ve atmanın hızı artıyorsa aynı orantılı dalga boyu da ne yapar? Artır. Dalga boyu artarsa genişlik değerimiz de onun yarısı olduğu için o da ne yapar? Artır. Atmanın genişliği artmaktadır. Bu doğru. Hangileri doğrudur? 1 ve 2. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.